Avusturya'nın Fiverzwatt Margareten takımına transfer olarak en genç yaşta yurt dışına gitmeyi başaran milli handbolcu Doruk Pehlivan bir büyük başarıya daha imza attı ve Doruk Polonya takımı Kielce'ye transfer oldu. Şimdi hattımızda Doruk. Değil mi arkadaşlar? Doruk'u alabiliyor muyuz artık hattımıza? Ben şu anda iletişim kuramıyorum ama. Doruk Pehlivan hattımıza merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Avusturya'dan. Canlı yayınımıza katılıyorsunuz. Tebrik ederiz önce, hayırlı olsun diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi şöyle, hala Avusturya'da kariyerini sürdürüyorsunuz ama bir yandan da Polonya takımına transferiniz gerçekleşti. Bu konu bizim için şu açıdan önemli. Handbolda özellikle erkeklerde bu tip üst düzey takımlara transferleri çok sık görmüyoruz ki transfer olduğunuz Kielce'de daha önce Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş bir takım. Transferle ilgili önce duygularınızı, düşüncelerinizi ve süreçle alakalı birkaç bilgi alalım sizden. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu benim hani küçüklükten beri hayalim olan bir şey. Türkiye'de bu zaten çok gelişmiş değil maalesef. Ama Türkiye futbolcuları olarak hepimizin hedefi tabii ki daha iyi liglerde de şampiyonlar gibi final four oynamak. Benim de bu takım küçükken odamda poster olan bir takım. Kielce, öyle yani, mi? Evet. Bizzat Köln'de şampiyon oldukları sene de izlemiştim. Yani o yüzden benim için bu takıma transfer olmak inanılmaz gurur verici bir duydu. Yani çok tabii enteresan bir durum. Yani şunu da belirtelim. Odanızda poster olan bir takıma transfer olun ve şu anda yanılmıyorsam 21 yaşındasınız. Doğru mu Doruk Bey? İşte kafamda 21. Ya daha da yaşınız çok genç. Yani bir anlamda erken yaşta bu hayalinize kavuşmuşsunuz. O da çok değerli ve önemli. Yani şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi ile alakalı biz burada daha önce maçlar verdik, özetler verdik. Biraz gıptayla bakıyorduk. O salonların dolu olması. Hani Beşiktaş'ta, Beşiktaş Bogaz'da ülkemizi temsil etti başarıyla. Elinden geleni yaptı ama hani seviyenin ne kadar yüksek olduğunu Şampiyonlar Ligi maçlarında görüyorduk. Ve şimdi siz de Polonya'nın daha önce bu kupada şampiyon olmuş bir takıma transfer oldunuz. Bu çok değerli ve anlamlı. Peki sürpriz oldu mu? Yani 21 yaş, 22 yaş hala daha önünüzde uzun yıllar vardı. Bu transfer teklifi biraz sürpriz oldu mu sizin için? Ya, ben aslında bunu hedeflediğim için benim için çok sürpriz olmadı. Ama gerek ailem olsun, gerek tanıdığım herkes olsun, arkadaşlarım. Türkiye'deki diğer sporların içerisinde olduğunu düşünüyorum. Sonuçta çok çalışmanın sonucunda gelen bir şey. Yani hedefine ulaştığım için çok mutluyum ama açıkçası çok da sürpriz olduğunu söylemem. Evet, şimdi siz de bir yandan hala Avusturya'da Margareten takımında forma giyiyorsunuz, doğrudur. Evet. Yani Türkiye'den Avusturya'ya, Avusturya'dan Polonya'ya. Evet, biraz öyle oldu. Burada tabii bu süreci de bu hikayeyi almak isterim. Çünkü bildiğim kadarıyla aileden zaten doğar doğmaz handbolla tanışıyorsunuz. Yani bu kadar kısa sürede bunların gerçekleşmesi de tesadüf değil. Yani evde iki tane antrenörüm var diyebilirim. Öyle mi? Yani başarım çok büyük payı da onların sahip. Telefonu biraz daha yakın tutabilir misiniz? Duyabiliyor musunuz beni? Evet, ben duyuyorum. Aileden doğrudan handbola tanışıyorsunuz. O süreci de alabilirsek. Ya, babam Türkiye'nin zamanında en iyi handbolcularından bir tanesi. Milli takım kaptanı eski. Annem de aynı şekilde ilk gol kraliçelerinden. Bu sebeple ikisi de benim bu yolda en büyük yardımcılarım oldular. Nasıl davranmak gerektiğini, hayatımda bu yönde nasıl yaşamak gerektiğini gösteren insanlar onlar. Yani bu sebeple buraya gelmem için belki en büyük pay onların aslında. Evet. Aile gerçekten dün de biz de konuşmuştuk. Sporcunun yetişmesi için çok değerli, çok önemli. Bir de şunu da sormak istiyorum. Handball açıkçası futbol kadar, basketbol kadar, voleybol kadar popüler bir spor değil ülkemizde. Dünyada Avrupa'da yeri çok daha farklı. Bunu görüyoruz. Buradan hani sizi izleyen genç sporcular, altyapıdaki sporcular, zaman zaman hayal kırıklığı yaşayan, düş kırıklığı yaşayan, pes etmek üzere olan birçok genç sporcu adayı da var. Onların hayalleri var. Onların odalarında
belki Kiel Junior ya da başka takımların posterleri oluyor. Onlara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Ya öncelikle sonuna kadar çalışsınlar. Yani kafalarında bir şey koruyorlar. Aslında çalıştıkça bir şeyler mümkün olabiliyor. Yani herkes bir çalışıyorsa onlar iki çalışsınlar. İşte o istediği illere, her zaman kıtayla baktığımız yerlere gelirler. Biz biraz aslında dezavantajlı başlıyoruz. Ülkemizde kendi durumundan kaynaklı. Bu sebeple daha da kötü çalışmak gerekiyor. Ya bunu ben merak ediyorum. Yani Türk sporcu olmanın, yani handbolun çok yani birinci, ikinci, üçüncü spor olmaması ülkemizde yurt dışına transferi ne kadar zorlaştırıyor ya da nasıl zorlaştırıyor? Sonuç olarak iyi handbolcu ya da kötü handbolcu vardır. Ya ama şimdi izleyiciler var. Yani üst düzey takımların scoutları, menajerler, bizim ligimizi çok izledi açıkçası. Bu da hani ligdeki sporcu sayısından tutup da izlenme sayısına profesyonelliğe kadar uzanıyor. Anladım. Yani hani Almanya'da 11 tane lig var bildiğim kadarıyla. Yani bu sebeple oradaki sporcuların gelişimi vesaire sporcu yönetimler çok daha fazla bir lig olduğunu. Başarılar diyoruz bu yandan, evet. Bir yandan da görüntüleri ekran veriyoruz. Şampiyonluk maçı bu, Kiel'in şampiyon olduğu 2015-2016 sezonu yanılmıyorsam. Avrupa'nın en büyüğü olduğu sezonki final maçı bu. Geriden gelip kazandığı maçtı. O yüzden Avusturya'da sıcağı sıcağına bağlandık. Hem tebrik etmek istedik hem sesini duymak istedik. Anne Zeynur Pehlivan'a da selam gönderelim buradan. Çünkü kendisi bizlerin çok önceki yıllar yayınlarımız olduğu zaman hep mesajlarıyla destek verirdi. Şimdi oğlu bu transferi gerçekleştiriyor. Büyük bir gurur. Ne büyük bir gurur değil mi? Baba için de, anne için de. Buradan anne babaya da bir kez daha selam gönderelim Doruk. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim size. İyi yayınlar. Çok mersi. Bence buradaki temel iki detay var bu sohbette. Tabii biraz hani belki bağlantı ufak tefek sıkıntı olur ama özetini çıkaracak olursak şu an hala Avusturya'da spor hayatını sürdürüyor. Doğrudan üst düzey bir takıma gitmesi zor. Yani ligimizden. O yüzden bir ara takım, yani bir basamak kullanıp çıkılıyor gibi oluyor. Hani o da o lig farkı ya da işte scoutların, menajerlerin daha üst düzeylikleri takip ettiğinden bahsetti Doruk Pehlivan. Dolayısıyla ama güzel olan şu, 21 yaşında, çok genç. Umarız sağlıklı, saatli, herhangi bir sakatlık yaşamadan emin adımlarla kariyerine devam eder. Biz de burada maç özetini Şampiyonlar Ligi'nde, evet, işte final, Final Four neyse, Kiyerci'yle maç özetini ya da haberini yaparız diye düşünüyoruz. Ailesine de ayrıca sevgilerimizi ve tebrikleri gönderelim. O zaman artık araya gidiyoruz.